Maç anlatımları ile sporun gündemi bu ekranlarda. Televizyonun yanı sıra radyo programlarıyla da ülke sporunu tüm yönleriyle siz dinleyicilerimize aktarıyoruz. Sporun tüm branşlarından haberdar olmak için BRT Spor her zaman olduğu gibi yine sizlerle. Dünya Barış Üniversitesi Spor Gündemi programını sunar. Spor Gündemi'ne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, kadın futbolunu konuşacağız. Tabii ki yaklaşık bir ay önceydi, daha fazlası aslında. Serhat Deniz, kadın milli takım, futbol takımının teknik sorumlusu. Stüdyodaydı. Oluşturulacak aday kadro öncesindeydi bu yayınımız. Milli takım Haziran ayında Norveç'te yer alacak. Konifa Dünya Kupası için hazırlıklarına başladı. Aday kadroyla başlanmıştı. Tabii ki takım şekillenecek önümüzdeki günlerde, bu soruları da soracağız Serhat Hoca'ya. Serhat Hoca'ya bugün milli takım futbolcusu Cemre Karadağ eşlik ediyor. İki konuğumuz var. İlerleyen dakikalarda da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun kadın milli takım, kadın sorumlusu, kadın futbol takımı sorumlusu Simay Kanan bizimle birlikte olacak. Evet, başlıyoruz. Hoş geldiniz Serhat Hoca ve Cemre. Hoş bulduk. Evet, görüntülerimiz de ekrana geliyor bu arada. Milli takım hazırlıklarına başladı. Serhat Hoca, ocağın 4'üydü yanılmıyorsam, o yayını bulmaya çalıştım. O gün oluşturulacak aday kadroyu konuşuyorduk, hazırlıkların konuşuyorduk, tarama yaptığınızı, ligleri takip ettiğinizi ve bölgelerden antrenörlerin de desteğiyle takımı oluşturacağınızdan bahsediyorduk. Çalışmalar başladı. Aday kadro belirlenmişti. Tabii ki başka sorular da olacak kadroyla alakalı. Şu an için aday kadro devam ediyor mu, yoksa bazı yeni katılımlar oldu mu takıma? Evet. Öncelikle yine kadın futbolunu konuştuğumuz için, bize böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Aday kadromuzu belirledik. Yaklaşık 1,5 aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz ve kadromuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu aday kadronun içerisinde elenen çocuklarımız oldu. Bunun dışında kadroya yeni katılan çocuklarımız da oldu. Şu an 23 kişilik bir kadroya düştük. Buradan biz Dünya Kupası'na Norveç'e giderken 21 kişilik bir kadroyla gideceğiz. Yani buradan iki oyuncumuz daha bu kadro sürecinde bizimle olmayacak. Ama biz yine taramaya devam ediyoruz. Ve bizim henüz şekillenmedi. Esas kadro oluşturulmuş değil kısaca, yani, değil mi hocam? Kabataslak oluştu gibi. Belki birkaç daha değişiklik olabilir. Evet. Ama genel anlamda kadronun tamamen tamamına yakının oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu yüzden çalışma tempomuzu biraz daha artırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de kulüplerle de görüşüp. Tabii ki lig devam eden bir lig var. Aslında antrenman sıkıntısına gelecek. Yani, onu fark ettim. Bir dediniz geçen günkü konuşmamızda. Ama devam eden bir lig var. Kupa müsabakalarında yarı finallere gelindi. Herhalde bundan kaynaklı mıdır hocam antrenman? Mutlaka. Çünkü yani şimdi lig devam ederken kulüpler kendi antrenmanlarını yaparken onların antrenmanlarından çocukları almak aslında çok doğru bir yaklaşım olmaz ligin geneline baktığımız zaman, ama bizim hedeflediğimiz bir organizasyon var ve bu hedefte en iyi şekilde hazırlanabilmek için şu an yaptığımız haftalık bir antrenman bizim için yeterli görünmüyor. Dün de bu konuyla ilgili yani bir ilk hazırlık maçımız yaptık. Hazırlık maçı niteliğinde bir maç yaptık. Evet, bu arada ona da işaret edelim. Dünya Emekçi Kadınlar Günü organizasyonuydu. Dün meclis takımıyla sahaya çıkıldı. Bundan da minicik bahsedebiliriz. Evet, yani tabii ki
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir organizasyon yapıldı. Burada da spor yapan, aslında sadece futbol değil, spor yapan, sporun içinde olan tüm kadınlar adına işte sporcularımız bir temsil etti ülkemizi, öyle düşünüyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Bizim de çocukları görmemiz açısından en azından bir veri oldu elimizde. Evet. Ama gördüğümüz şey şu, şu an istediğimiz seviyede değiliz. Daha çok çalışmamız lazım. Bununla ilgili de kulüp antrenörlerimizle, kulüplerimizle görüşüp ortak bir çalışma programı yapıp belki hani haftada ikiye çıkarıp bir takım çalışmalarını, sonra lig bittiği zaman zaten hep birlikte olacağız. Kamp yapıp gerekirse haftanın her günü antrenman yapıp en iyi şekilde hazırlanacağız. Peki. Tam da bu noktada devam edeceğiz hocam. Cemre'ye döneyim. Cemre'yi burada konuk etmemiştik. Tabii ki birçok arkadaşımız da var konuk etmediğimiz. Milli takımı temsil ediyor. Tabii ki özelde Dems Construction, Mausa Spor Akademisi futbolcusu Cemre, ama milli takımdaki tüm arkadaşları için bugün burada konuğumuz oluyor. Sen neler söyleyeceksin? Yani sonuçta ligde giydiğin bir forma var ama milli takım duygusu çok daha farklı bir şeydir. Neler hissediyorsun? Neler söyleyeceksin bu konuda? Milli takım forması ayrı bir gurur. Zaten herkesin amacı bu formayı üstünde görmek, ailesine göstermek. 2018'de daha önce Serhat Hoca'yla Sapmi maçında milli formayı giydik. Yani baktığımızda o döneme ve bu döneme fark var mı? Var. Ama biraz daha çabalamamız için yükselmemiz gerekir. Çünkü eksiklerimiz çok fazladır. Yani dünkü maçta da Serhat Hoca'nın söylediği gibi. Dünkü maça baktığımızda biz de kendi oyuncular kendi aramızda konuştuğumuzda çok eksiğimiz olduğunu, daha çok birlikte oynamamız gerektiğini dile getirdik. Ama ne yazık ki şu an ligimiz devam eder. Ligimiz devam ettiği için antrenmanımız bir tanedir. Bir defa olduğu için ya, rakip oyuncularla aynı anda oynamak, alışmak birbirine sıkıntıdır. Doğru. Çünkü baktığınızda mesela yarı finaller geldi dediniz kupada. Yarı finaller geçtikten sonra bir final olacak. Rakip olarak oynadığınız oyuncuyla haftada bir birlikte antrenmana çıkarsınız. Hani biraz o yakınlaşma da sıkıntı aslında. İnsanlarda bir değişik düşünce var, benim açığımı gördü, yakaladı falan. Profesyonel düşünce böyle olur ama. Aynen ama işte bu düşünceleri de aslında kaldırmamız gerekir. Çünkü KKTC'yi yükseltebilmek için bizim aslında birlik olmamız gerekir. Evet. O benim açığımı görürse ben o açığımı kapatmak için çalışmam gerekir ki tempomuz artsın. Hani bu düşünceye girmesi gerekiyor. Milli maçta bu değil, duygular çok daha farklı bir yöne gelecektir ama. Değil mi? Yani bir bütün olarak. Ne gibi sıkıntılar var sence başka? Yani tabii ki çalışmaları görüyorsun, hocan da yanında. Onun da değindiği konular var. Tabii ki antrenman yetersizliği. Aslında kadın futbolunu konuşurken Serhat Hoca'yla, Serhat Deniz'le geçtiğimiz programda... antrenman sayısının, ölü sezonun, kadın futbolunun bir noktada aslında ilerlemesinin önünde engel olduğunu, çünkü yaz döneminde, yaz periyodunda çok maç yapma fırsatı yok. Biz bunu konuşmuştuk değerli hocanızla da. Sen neler düşünüyorsun? Yani 2018'de de vardın, 2024'te de aslında daha da ilerlemiş olmamız gerekirken yine sıkıntılar var. Evet. Daha güçlenmemiz gerekiyor. Tamam, kadın futbolcu sayısı artıyor, ilgi artıyor sizleri gördükçe. Hele de bu gelişme olunca milli takım çalışmaları falan ve sizin Konifa Dünya Kupası'na gittiğinizde iş biraz daha değişecek. Daha bir heyecanı, milli duygu heyecanı artacak. Neler söyleyeceksin? Benim düşüncem ve fikrim kendi özel takımımızdaki problemlerdir aslında. Yani ne açıdan söyleyeyim? Ben Maus açısından söyleyeyim. Saha yok. Yani... Ben Serhat Hoca'yla bir antrenmana çıkarım, evet. Kendi takımımda antrenman tempomu yükseltmem gerekirken saha sıkıntısı yaşarım. Evet. Yani buradan Yeni Boğaziçi'ne de teşekkür edelim. Yani Mausa Spor Akademisi'ne Yeni Boğaziçi yardımcı olur bir nevi saha konusunda. Ama eksiğimiz bence bu yöndedir. Yani atıyorum Doğan'ın belli bir sahası var veya Gençlik Gücü'nün belli bir sahası var. Ama belli takımların saha sıkıntısı var. Saha sıkıntısının olmasıyla birlikte antrenman sayısının düşük olmasına neden olur veya saatinin sıkıntısı olur. Yani benim haftada iki antrenman yapıp bir saat antrenman yapmam, hepsinde toplam iki saat antrenman yapmam, tempomu ne kadar yükseltecek? Soru işareti getirtir. Çünkü hoca maça mı hazırlayacak, bir sonraki maça mı? Benim tempomu mu arttıracak? Orada sıkıntı yaşanır.
Yani 2018'den 2024'e baktığımızda evet ligde çok fazla bir gelişme oldu. Evet. Ama ben açıkçası... Oyun kalitesi olarak bence bir tık yükseldi. Yani Serhat Hocam da burada söyleyebilir. Artı olması lazım. Nasıl artı olması lazım? Antrenman sayımızın artması gerekir. Evet. Antrenman şiddetimiz, tempomuz değişmesi gerekir. Mesela şu an herhangi bir yere gittiğimizde biz kadın futbolu yüklediğimizde ön yargı hala daha devam etmektedir kakatıcıda işte. Baktığınızda. Bunun kırılabilmesi için temponun artması gerekir. Çünkü ben en basiti köylüyüm. Yani İnönü'de Yaşar'ı. Yani dışarı çıktığımda herhangi bir yaşlı amcayla, yani BRT'yi takip eder, maçları izler. Evet. Mesela oturup dediğimde bizim maçı izlediniz mi? Zevksiz maçı niye izleyin? Ön yargısı evet. Oluşmaya başladı insanlarda. Yavaş yavaş kıracağız. Yani şu anda... Daha çok gündeme gelmeniz gerekiyor. Daha çok aynen. Aslında ligin dışında da o ölü dönem dediğim, benim kastettiğim evet. Buydu. Tabii ki federasyonu kutlamak lazım. Simay Kanan kadın futbol sorumlusu demiştim programın başında konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda telefon bağlantısıyla. Organizasyonlar, şenlikler yapıldı bugünlere gelebilmek için. Evet. Takımların yeniden oluşması için. Ama hani bu ölü dönem yaz dönemde Süper Kupa'da eklendi. Kıbrıs Kupası kadınların da var. Süper Kupa'da eklenmişti buna sezon öncesinde. Ne kadar güzel bir gelişme. Ama demek ki daha çok turnuva, daha çok gündeme gelmek, sesinizi daha çok duyurmanız önemli. Aslında takımlar önemli. Da önemlidir. Yani Türkiye'ye baktığınızda Fenerbahçe kuruldu veya Galatasaray kuruldu, evet. Trabzon. Baktığınızda bizim büyük takımların da yani Süper Lig takımlarının da biraz o ataklığı göstermesi lazım. Yani ben mesela size söylerim final maçlarımıza gelip izleyin. Kalabalık bir seyirci kitlemiz evet. Oluşur. Evet, ve bence seyir zevkimiz evet biraz erkek takımına göre düşük olabilir ama bunun artısı için antrenörler de bir çaba sarf eder. Yani Süper Kupa organizasyonu ve diğer organizasyon için öyle düşünmüyorum. Çünkü BRT canlı yayında vermişti. Canlı yayınlamıştı bu maçlarınızı, finali. Ve gerçekten tribünlerdeki izleyici sayısı çok mutluluk vericiydi. İşte destek. Yani onu demek isterim. Yani bu artmışken antrenörlerimizin de biraz fazla çaba sarf etmesi lazım. Oyuncuların da tabii ki ekstra. Antrenmana gelme gitme problemi olur. Çünkü özel bir iş olarak var. Yapmadıkları için evet. Aslında. Profesyonel olmadığınız için. Aynen. Bir maddi gelir sıkıntısı oluştuğundan dolayı belli bir sürede katılım gösterirler. Bir de şey düşünün, antrenörleriniz 7-24 sizinle ilgilendiğini, antrenman sayısının arttığını, evet. O mutluluk gelir aslında kampa gitmek, bir takımından kampa gitmek çok ayrı bir şeydi sporculara evet. Baktığınızda. O atmosfer çok heyecan vericidir yani, doğru. Eğlencesidir, antrenman sıklığı fazla olabilir ama o eğlence başkadır, kamp sanırım başkadır. Sanırım önümüzdeki şimdi, günlerde ve aylarda Cemre, bu heyecan artacak. Cemre biliyorsunuz bundan önceki sezon, iki sezon önce Galatasaray'da forma giydi. Ne kadar? O yüzden o tempoya alıştığı için evet. Şimdi oradan gelip bu evet. Tempoya düşmek onun evet. Açısından baktığımız zaman şu an hobi gibi onun. Gelir aslında. Aynen. İşte biz bunu kırmamız lazım. Yani bu ülkede kadın futbolunun daha yukarılara çıkabilmesi için o hobiden çıkıp mücadele edecek bir evet. Düzeye gelmesi lazım. O yüzden de yani lazım. Tabii ki burada Cemre bahsetti işte tesisleşme, tesis sorunu, antrenman evet. Sahası sorunu. Bizim ülkemizin genel sorunu genel sadece sorunu zaten. Kadın futbol bütün dalları, değil aslında erkek futbolunun da sorunu. Ama maalesef. Hani bunu aşabilmek için de çocuk mesela Cemre ile konuştum haftanın iki günü genelde antrenman yaptıklarını. Evet. Zaten bu antrenmanından bir tanesi yenileme antrenmanıdır. Tempo düşüktür. Hı. Bir antrenman yükleyip hani ertesi hafta maçta yüksek bir performans sergilemek oldukça zor. Oldukça zor. Evet. O yüzden hani bizim bunu bir şekilde çözebilmemiz gerekir. Bunun dışında biz işte geleceğin milli takımını oluşturabilmek adına bu hafta U16 milli takımının kurulabilmesi için bir girişimde bulunduk ve tüm kulüplere duyuru yaptık. 16 yaş altı çocuklarını bize salı günü antrenmana gönderdiler ve onlarla ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Oradan da yine bir 25 kişilik bir kadro kurup o çocukları daha geleceğe hazırlayıp evet. Geleceğin milli takımını alttan oluşturmaya yönelik bir oyuncu. Çalışma başlattık. Bununla da işte Simay Hanım'la da görüşerek buradan gelecek olan çocuklarla da belki önümüzdeki süreçte ligimizde bir U16 ligi gibi bir lig. Hı hı. Yani takım evet. Sayısının artmasıyla ilgili 16 liginin kurulmasıyla ilgili bir evet. Aslında bir
temel attık diye düşünüyorum. Çok iyi. Önümüzdeki yıllarda yani biz milli takımına gelecek, milli takımla mücadele edecek oyuncuların bu ligi domine etmesini, ligde işte hani daha üst seviyelere çıkmasını istiyoruz. Hı hı. O yüzden rekabet ortamına daha da hazır hale geleceğiz diye düşünüyorum. Peki Cemre'nin söylediği tebessüm de ettiriyor insana. Tabii ki bağlı olduğumuz bir takım var. Duygusal bir bağ var. Milli forma ayrı bir heyecandır. Yani onu yaşadıkça çok daha iyi anlayacaklardır tabii ki. Bir organizasyon için bir araya geliyorlar. Bu da sizi zorluyor mu? Hani rakipsiniz ve yakınlaşmanız gerekir diyor. O kadar da kolay değil dedi Cemre. Sizin işinizi zorlaştırıyor mu Serhat Hoca? Ya benim aslında şu ana kadar işimi zorlaştırmadı. Çünkü şu an milli takımda böyle bir sorun hissetmedim karşılaşmadık da. Ama tabii ki oyuncuların içerisinde bu tatlı rekabetin olması çok doğal bir şeydir. Evet. Aslında burada Cemre onu da söyledi. Dedi ki evet ben bir hata yaptığım zaman... Yani tamam beraber oynuyoruz ama bir hafta sonra belki rakip olacağız. Ben o hatamı düzeltmem lazım. Ben bu hatamı gördü arkadaşlarım. Onu düzeltmek için daha çok çalışmam gerekir dedi. Bu da doğru bir yaklaşım. Bu süreçte ligin devam ettiği süreçte bu sadece bizim ülkemizde değil. Tüm ülkelerde, milli takımlarda işte Türkiye'ye bakın erkek takımında Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti. Doğrudur aslında yani. Atıyorum maç içerisinde bir gerginlik olur. Ama bir hafta sonra aynı oyuncular bir milli mücadele ay yıldızlı forma için sınavda yani ölümüne savaştılar. Evet. Bence oyuncularımız da hani Haziran'daki organizasyonda bu anlayışla en bunlar iyi şekilde. Bunlar aşılır kolay ya, şeyler. Ben sorun olarak görmüyorum bunu. Ama takım oyuncularınızın. Takım içerisinde bile baktığınız zaman kendi takımınız içerisinde bile bazen oyuncular arasında sıkıntılar olabiliyor. Evet. O yüzden ben bunu sorun olarak görmüyorum. Evet. Bu bizi aslında geliştirebilecek bir noktadır. Seviye öyle değerlendirmek lazım. O yüzden sorun değil. Sizin yaptığınız konuşmalar dışında takım futbolcularının da az önce Cemre'nin de söylediği gibi kendi aramızda toplanıp konuşuyoruz diyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani kendilerini değerlendirebilmeleri, dün maçtan sonra hani kendilerini değerlendirdiler, hatalarını konuştular. Bu bizim adımıza güzel bir şey. Çocukların kendi eksikliklerini, artılarını görebilmesi ve bunun üzerine konuşabilmeleri bizim aslında istediğimiz bir şey. Çünkü biz burada evet futbolcularını en iyi seviyeye götürmek istiyoruz ama öncelikle toplum içerisinde kadınlarımızın kendini ifade edebilme anlamında da gelişmesine katkı koymak istiyoruz. Bu konuda da hani biz teknik ekip olarak işte ben, Celal hocam, Latif hocam bu konuda da çocuklara destek verip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü evet iyi bir futbolcu olacaklar. Yani bizim hedefimiz o ama öncelikle topluma faydalı bir birey olmaları da bizim adımıza önemli. Çünkü o milli formayı giyecekler. O milli formayı giyerken işte söyleyecekleri, konuşacakları şeyleri iyi süzgeçten geçirip tabii konuşabilmeleri bizim adımıza önemlidir. Örnek olmaları gerekir. Gelecek olan çocuklara, alttan tabii gelecek olan çocuklar için de önemlidir. O yüzden yani kendilerini bu şekilde değerlendirmeleri, bu şekilde ifade edebilmeleri bizim adımıza güzel bir gelişmedir diye söyleyebilirim. Ferdisinizdir, ferdi de mücadele verebilirsiniz. Bir takıma bağlı olarak da, milli takım çok apayrı bir şey, üst bir şey. Ama sonuçta sporcuysa örnek olması gerekiyor. Bunun tabii ki konuşulması, öz eleştirinin yapılması, hocalarının da desteğiyle, anlatımlarıyla... Yani. Biz ilk şeylerin düzelmesi önemlidir. Biz milli takımı ilk oluşturduğumuzda, ilk aday kadroyu topladığımızda ben bir konuşma yaptım çocuklara. Bundan sonra yani milli takım formaya gelecek olan herkesin bizden habersiz yani saçlarını bile kesmeyecek diye yani bu şekilde bir talimat verdi. Çünkü örnek olacaklar. Yani orada yapacakları davranışlar, işte giyeceği ya da işte bir sosyal medyadaki paylaşımlarına bile dikkat etmeleri gerektiklerini hepsini söyledik. Sağ olsun onlar da hani biraz komik bir sporcumuz beni aradı. Hocam dedi bugün işte saçlarımı keseceğim ama ucundan alabilir miyim? Dedik tabii ki yani onu bile hani onu bile almaları yaratmış benim için önemli. Çünkü dediğim gibi burada bir milli temsiliyet var. Evet. Burada alttan gelen işte çocuklarımıza örnek olacak ablaları var. O yüzden bunlara dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Biz onlara elimizden geldiği kadar hem saha içerisinde hem saha dışında destek olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bizim teknik ekibimiz de hani bu konuda çok
donanımlı arkadaşlar. Onlar da gereken desteği veriyorlar. Ne zaman başları sıkışsa, spor içerisinde, spor dışında her zaman biz onların yanındayız. Evet, Celal Keleş de var yardımcımız aynı zamanda, yardımcı antrenör olarak. Görüntülerde de ekrana gelecektir. Bir ekipsiniz, Simay Hanım sürekli bir takipte, kaleci antrenörünüz var. Ekip olmak da, bir arada olmak, bu çalışmaları bu şekilde yürütmek önemlidir. Sormak istediğim, kaçırmış olabilirim, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi arkadaşım Cemre Kara bir örnek, Galatasaray'da da oynadı dediniz. Yurt dışından gelecek sporcuları bekliyoruz demiştiniz. Evet. Konuşmuştuk, çok iyi hatırlıyorum. Hatta biri de İngiltere'dendi. Evet. Ne oldu, gelişmeler nedir? Peki onlar bize katılabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, şu an ligleri devam ediyor. Biz belki bir kamp programı ayarlayabilirsek, o kamp programını onları dahil edip bizimle çalışmalarını. Ancak biz onlarla tam olarak oradaki Türkiye Ligi'nin ve İngiltere'deki ligin bitiminden sonra bize katılacaklar. O da herhalde Mayıs ayının ortalarından sonra olur. Ama şu an onlar antrenmanlarına full devam ediyorlar. Her gün antrenmanlar. O açıdan evet. O yüzden bizim oradan 4 tane daha takıma katılacak olan oyuncumuz var. Bu da bizim gücümüze güç katacaktır diyorum. Onlarla da sürekli görüşüyoruz. Onları takip ediyoruz. Evet. Bize dediğim gibi hem oyunsal anlamda hem de fiziksel anlamda katkı koyacaklarından şüphemiz yok. Kamp dönemi, milli takımın kamp dönemi tabii ki lige bitimine çok fazla kalmadı. Aynı şekilde kupa finali de oynanacak yakın bir tarihte. Aşağı yukarı Mayıs başında mı düşünüyorsunuz? Ne zaman düşünüyorsunuz? Yani biz lig biter bitmez hemen bir kamp yapıp sonra da en son Norveç'e gitmeden önce yine bir kamp daha yapıp iki kampla hazırlıklarımızı bitirmek hemen istiyoruz. Hemen sormak istiyorum Serhat Hoca. Gündeme geldi, işte milli takım oluşturulacak. Norveç'te Konifa Dünya Kupası var. Az çok zaten konuşuluyor. Belki yeterince gündeme gelmediğini söyleyebilirsiniz. Bunu da konuşabiliriz. Bunun getirdiği sonuçlar var mıdır destek anlamında? Mesela bu kamp yapılacak. Otellerden bir destek alıyor musunuz? İş çevresinden bir destek geliyor mu? Kadın milli takım Dünya Kupası'na gidecek. Tabii ki federasyon kanadıyla ilgili Simay Hanım buna cevap verir de çalışmalarını bu konudaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun, ama bir gerçek var ki gündeme geldikçe ve bir milli takım olayı da o aidiyet duygusu da bir başka bir şeydir. Acaba destekçileriniz arttı mı konuştuğumuz günden bugüne, çok merak ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim şu an gözlemlediğim, bu konuda Simay Hoca daha doğru bir bilgi verecek. Ama benim şu anda gözlemlediğim, şu an için bize gelen bu konuda bir destek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda evet dediğiniz gibi duyarlı, mutlaka bu konuya duyarlı olacak olan iş insanlarımız vardır. Çocukların birlikte olabilmesi açısından kamp yapmamız gerekiyor. Bunu tabii ki federasyon kendi bünyesinden de sağlayabilir. Ama biz bu konuda çocukların yanında olacak birilerinin olması onlara ayrıca bir güç verir. Çünkü moral, o yüzden motivasyon. Hani bu konuda benim gözlemlediğim şu an için böyle bir destek yok, ama Simay Hoca bu konuya daha Simay doğru bir bilgi Kanım, verecektir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadın Futbolu sorumlusunu rica etsem yönetmenimden, hatta alabilir misiniz lütfen? Federasyon kanadının konuyla ilgili çalışmalarını, tabii ki antrenmanları takip ediyor Simay Hoca'nın da. Görüntülerde de var. Sürekli bizimle ligdeki birlikte çalışmalarda da var. Milli takım kadrosunda sürekli o da takip ediyor. Burada tekrar Cemre'ye sormak isterim. Az önce aslında biz ilk programlar lig öncesinde de konuşurken sizinle, Simay Hanım'la, Mine Dayı'yla, Şerife Oğan'la konuk ettiğim geçtiğimiz dönemlerde kadın futboluyla ilgili aylarda ve sezonda bu ön yargıyı bugün halen konuşuyor olmak sevimsiz. Ama Cemre'ye bir kez daha sormak isterim. Hani maçlarımızı izliyor musunuz diye soruyorum arada, işte zevksiz falan filan. Ama bu konuda eminim belki halen devam eden bu yanlış bakışla alakalı söyleyeceklerim vardır. Vermek istediğin mesaj vardır. Nelerdir?
aslında erkek ligi olarak bakmayıp da kadın ligi olarak baksalar bence zevk alacaklarını düşünürüm. Çünkü şu an yani genç bir kadromuz var. Her takımın genç bir kadrosu var, ablaları saymazsak. Ve genç kesimin de adapte olma süresi sıkıntıdır. Yani ben bir şeyi görüp buraya geldim evet ama kendi takımıma baktığımda daha gelişmesi gereken genç oyuncularım var. Yani ben 16 yaşındaki çocukla veya 14 yaşındaki çocukla lig maçına çıktığımı bilirim, final maçına. Yani ben o atmosfere hazırım, rahatım, rahat çıkarım final maçına ama o çocuk için gerginlik olduğundan dolayı oyun stilimize yansır bu sefer. Bence o ön yargıyla bakmayıp da bak genç çocuk şu an sahada bir tempo göstermeye çalışır diye evet. bakmalar bir de mukayese edilmem. Yani arada bu konuda biraz ayrı tutulması gerekiyor. Çünkü evet. yıllardır erkek futbolu vardı zaten. Aynen. Her ne kadar 90'lı yıllardan lazım. Başlangıç gösterse de babanız da Gülay Deniz her zaman adından sevgi ve saygıyla bahsederim. Yine de yol alınması gereken bir kadınlar liginin olduğu kesin. Ama dediğin gibi kadın futbolu olarak baktıkları zaman zevk alabilecekleri çok şey yakalayacaklardır diyorsun. Aynen öyle. Peki Simay Kanan hattaymış. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu kadın futbolu sorumlusu Simay Kanan. Sesim geliyor mu Simay Hanım? Evet geliyor Yeşim Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. İzleme fırsatı bulabildiniz mi buraya kadar bilemiyorum ama Cemre Kara ve tabii ki teknik direktör bir takımın Serhat Deniz stüdyoda konuşuyoruz çalışmaların ilerleyişini, neler yapılacak önümüzdeki aylarda. Tabii ki kadro yavaş yavaş netleşiyor. Siz de başlangıçtan itibaren gelişimine katkıda bulunduğunuz gibi bu aşamada da ne güzel ki tekrar bir milli takım olgusunu konuşuyoruz. İşin içindesiniz, takip ediyorsunuz, bu gelişimin de farkındasınız. Neler söyleyeceksiniz? Bir de tabii ki az önce yine konuştuk. Milli takım sporcular üzerine düşeni yapıyor, teknik kadro üzerine düşeni yapıyor. Federasyonun bu konudaki çalışmaları ki destek noktası çok önemli. İleride kamp olacak önümüzdeki aylar. Neler söyleyeceksiniz? İzliyorum sizi. Çok güzel gözüküyorsunuz. Çok güzel noktalara değindiniz. Buradan Cemre'ye ve Serhat Hocam'a selamlar diliyorum. Çok ciddi bir oluşum aslında. Çünkü biliyorsunuz ciddi emek veriyoruz. Hem Serhat Hocamız hem sporcularımız aynı zamanda da federasyonumuzla birlikte. Fakat biliyorsunuz ki bu sürecin içerisinde biz emek vermeden bir günde bazı şeylerin oluşmasını bekleyemeyiz. O yüzden aslında bu süreç bizim için zordu. Çünkü ciddi bir oluşum ve biz de bu ciddi oluşumun içerisinde bir parçası olduğumuz için çok üst düzeyde aslında emek veriyoruz. Her birimiz, sporcularımıza dahil. Biraz önce Cemre bazı olumsuzluklardan bahsetti. Aynı zamanda Serhat Hocamız da tabii ki hepimiz bunlar her gün yaşıyoruz, her gün karşılaşıyoruz. Tek kadınlar için değil, bütün spor branşlarımız için. Biz emek vermeden, biz bazı şartlarımızı zorlamadan maalesef bir üst seviyeye geçemediğimiz için biz şartlarımızı sonuna kadar zorluyoruz ve aslında en büyük bu işte en büyük sorumluluğu alan sporcular her gün antrenmana giderek, her gün aslında kendilerini geliştirerek ciddi bir emek vererek aslında bu şartları zorluyorlar. Ben onlara hepsine, bütün takımlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü her birinin aslında şartları birbiriyle eşit değil. Bunun da farkındayız. Evet. Biz onlara federasyon olarak da destek çıkıyoruz. Ve şartlarımızı aslında iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet Simay Hanım, zaman oldukça kısıtlı aslında. Yani Haziran biraz zaman var gibi görünüyor ama çalışmalara bakacak olursak, hazırlığa bakacak olursak çok da uzun bir süre değil. Haziran Norveç'te yer alacak organizasyon için. Federasyonun kamp olayı noktasında destekçi
bulma noktasında yaşadığı zorluklar var mıdır? Yoksa destekçi sayısı giderek artıyor mu diye soru sorayım. Şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi süremiz gerçekten az. Ve aslında bu sporcularımızın, kadın sporcularımızın gerek sosyal medyada gerek basında ne kadar çok yer aldıkça aslında destekçilerimiz artıyor. Çünkü bu bir aslında farkındalık. Birazcık kadınlarımızın, kadın futbolunun sesini duyulmasıyla alakalı. Başkanımız Hasan Sertoğlu her zaman kadın futbolunun yanında ve kadın futbolcularımızın destekçisidir. Bunu buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kamp olanaklarıyla ilgili çalışmalarımız var. Takımımızın ne ihtiyacı varsa federasyonumuz zaten bu sorunun üstesinden gelecektir. Birçok işlem var aslında. Tek kamp değil, sporcularımızın beslenmesinden tutun evet. Her şeyine kadar. Evet. Tek tek ilgileniyoruz sporcularımızla ve gerçekten onlar bizim için çok değerli. Evet, çok çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz birkaç cümle daha varsa, vermek istediğiniz başka bir mesaj daha varsa onu da alalım Simay Hanım. Tabii ki federasyonun üstüne düşen görevi mutlaka yapıyordur ama destekçilerin artması kadın futboluna her anlamda maddi manevi önemlidir. Şunu paylaşmak isterim. Çok büyük bir sorumluluk alıyor aslında sporcularımız. Çünkü kadın futbolu sadece spor anlamında değil aslında toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ve sosyal anlamda ciddi bir parçası. Ve biz de varız diyor aslında sporcularımız. Çok büyük bir adımdır bu ve daha da güzelleşecek. Çünkü küçük yaşlarda ciddi bir sporcu sayımız var. Bu her geçen gün artıyor. Destekçilerimiz de gün geçtikçe aslında artmakta. Bunu da aslında söyleyebiliriz. Fakat bazı oluşumların netleşmesi lazım biz bunları paylaşmamız için. Ben size çok teşekkür ederim Yeşim Hanım. Her zaman yanınızdasınız biliyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok selamlar. Çok teşekkürler Simay Hanım. Kolaylıklar diliyorum ekip olarak sizlere de. Evet, ilave edeceğim bir şey var mıdır Simay Hanım'ın söyleyeceklerine? Kadın futbolunun sorumlusu olarak oldukça çaba sarf edenlerden, mesai yapanlardan biri. Bir de tabii ki son yıllarda bir gerçek var ki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da bu konuya ciddi anlamda ağırlık vermesi. Desteği var. Evet, organizasyonların sayısının artırılması, örneğin Süper Kupa. Bu konuda açıklamalar yapması. Şimdi biz burada bir desteği de BRT'den bekliyoruz. Daha önceki programda da konuştuk. Bu ölü sezonda bir BRT kupasını yapıp kadınlarımızı daha böyle hani göz önüne çıkarabileceğimiz bir organizasyon bekliyoruz. Peki, tabii ki konuşulur. Buradan eminim yönetime de sesiniz ulaşmıştır. İnşallah. Bu arada desteklerken şu kampı konuştuk ama bize sporcularımızın işte testleri konusunda, beslenme konusunda Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin büyük bir desteği var. Onlarla ilgili bir programı yürütüyoruz. Ve bu haftaki çalışmalarımızda oradan gelecek olan hocalarımızla sporculara beslenme konusunda bir eğitim verilecek. Ve daha sonraki süreçte geçen hafta yaptığımız işte kuvvet testleri, dayanıklılık testlerini de raporlar halinde bizlere sunacaklar. Ve bundan sonraki çalışma programlarımız için bir veri olacak. Onlara da bu vesileyle Berke Hoca zaten bizim ekipte fizyoterapist olarak orada da öğretim görevlisi olarak görev yapmakta. Bize büyük bir destekleri var bu konuda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Yani bir sporcunun ben bu sporu yapıyorum. Fit olmam gerekir. Sağlıklı olmam gerekir. Uykuma dikkat etmeliyim. Şu kadar saat uyumalıyım. Alacağım besinler bu olmalı. Bunlardan uzak kalmalıyım. Cemre bu konuda neler söyleyeceksin? Yani senin takımdaki diğer arkadaşlarına karşı daha böyle bir şeyin var.
bir geçmiş var, bir tecrübe var, yaşadıklarım var. Yurt dışına da çıkmak daha farklı bir şeydir. O ayrı bir güç katar insana. Nasıl hazırlanıyorsun maçlara dersem o çok şey olur ama bu süreçte kendime şu konuda dikkat ediyorum, bu konuda özen gösteriyorum derken neler söyleyeceksin? Nasıl bir yaşam tarzı? Şimdi bu konuya değinerek yani Serhat Hocam da burada. Yani bundan 2 sene önceki tempom yüksekti. Çünkü yurt dışındaki tempoyu Serhat Hoca da bilir. Hani neredeyse haftada yani her günün çift idmana yakın bir idman temposu vardır. Zaten yemek düzenindir, hayatındır hep kontrollü bir düzendeydi. O süreçte tempomun arttığının farkındaydım. Yani rahat bir süreçteydim. Sonra buraya gelme durumum oldu, geri ülkeme. Ülkeme döndüğümde temponun düşmesi, benim daha fazla yemek yemem veya işte özel hayatımın ön plana çıkması oldu. Yani antrenman sıklığı azaldığı için özel hayatıma odaklanma durumu oldu. Ve bu konuda yani şu anda da Serhat Hocam da burada kilo farkım oluştu. Yani baktığınızda şu an ona dikkat etmeye çalışırım. Eski tempoma geri dönebileyim. Çünkü Serhat Hocam'ın benden beklediği bir verim var. Ama ben o verimin belki de %1'ini bile yani hazırlık maçına da baktığımızda göstermemişimdir. Yani 2018'deki Cemre'ye baktığımda veya 2 sene önceki Cemre'ye baktığımda şu anki Cemre'yle arada fark var. Yani tempo açısından. O tempoyu tutturmaya çalışırım şu an. Yani en baştan Allah istersen. Yeniden düzene sokmaya çalışırım. Aynen ki şu an milli takımda diyetisyen kontrolüdür. Doğu Akdeniz Üniversitesi sağ olsun. Yavaş yavaş o tempoya da gelinecek. Tabii ki senin gibi tecrübeli isimler de var takımda. Onları unutmuyoruz ama daha az tecrübeye sahip, daha yeni liglerde mücadele vermeye başlayan ve organizasyonlarda yer alan sporcular da var. Tabii ki sizlerden gelecek şeyler de çok önemlidir. Yani örneğin sen takım arkadaşlarınla gerek kendi takım Dems Construction MSA'da gerekse milli takımla ilgili bu sohbetler de oluyordur. Önerilerin oluyor mu? Şunlara dikkat etmeliyiz, buna dikkat etmeliyiz. Kendin her ne kadar kendimi tekrar o formumu kazanmak için yeni bir süreçteyim diyorsun ama önerilerin oluyordur muhakkak. Tabii ki de. Yani mesela alt yaş kategorilerine baktığımızda hepsine ekstra antrenman yapmalarını, pas konusunda sıkıntı olduğunda yani pas geliştirmelerini, vücutlarına dikkat etmelerini. Çünkü yani ben buraya geldiğimde benim bir altyapım yoktu bu duruma geldiğimde. Hani küçüklükten sokakta oynamaktan öyle yanlışlıkla takım bulma yani gerçekten çok komik görünür yanlışlıkla oluştu. Hani ben erkek takımından antrenmana çıkarken Ümmü Hoca sağ olsun bir anda dedi ki seni Türkiye'ye yollayacağım. Hani gerçekten yanlışlıkla oldu dedim ki hocam dalga geçmeyin benimle. Yani basketbol oynardım ben. Yani Levent Koleji'nde. Evet. Yani Levent Koleji'nde basketbol oynardım. Evet. Oradan Ümmü Hoca'yı bilirim zaten. Ümmü Hoca hep benimle dalga geçerdi seni Türkiye'ye yollayacağım diye. Ben de o gün de dalga geçtiğini zannederdim ki gerçekten 2 saat arayla uçak biletimi kestirtti ve Türkiye'ye gittim ben. O kadar çabuk oldu. Yani o yüzden derim yanlışlıkla oluştu bir şeyle. Peki sormak isterim. Tabii ki yani durum belli ama yani basketbol mu futbol mu? Bana göre futbol. Yani onun zevki başka. Basketbol gerçekten futbol yapabileceğim bir takım olmadığından dolayı yaptığım bir spor dalıydı. Çünkü hani onda da bir rekabet var. Vücut vücuda yakın bir temas olduğundan dolayı ama o sporu. Ama içte futbol sevgisi. Evet. Çok iyi hatırlarım. Daha önce basketbol topuna ayak vurduğum için 3 hafta takımdan uzaklaştırıldıydım antrenmanda. Yani şey yarışırdık. Kaleyi vurma falan yarışırdık. Yani basketbol topuna ayak vurdum diye 3 hafta uzaklaştırıldıydım takımdan. Yani öyle raddelerdeydi. Sırf hoca ceza verirdi. Yani futbol değil de onu tercih edeyim ama benim için ayrı bir hevesti ki bu konuya da değinmek isterim. 8 yaşındaydım ben Serhat Hocalar daha önce içeride size de söyledi. O dönem Akdeniz Spor Birliği ile MAGEM yarışı rekabeti vardı. 8 yaşındaydım ben Serhat Hocalar'ın takımına ulaştıydık. Çok küçüktüm diye Serhat Hoca dedi ki daha küçüktür biraz daha gelişmesi lazım. Yani belki de daha küçükken yolumuz kesişeceğiydi. Ama Allah'ın işi yani Ümmü Hoca'yı karşıma çıkartmasıyla yarım dönem bir sezona yakın Serhat Hoca'yı Türkiye'de tanımış oldum. Evet. Akdeniz Nur Çelik'te o dönem Türkiye'de oynadığımız Akdeniz Nur Çelik'te mücadele etti Cemre. Ondan sonra da tabii ki o vesileyle Galatasaray yolu açıldı.
yani o dönemki işte o tempo, o başkaydı o tempo yani. Daha farklı. Çünkü önümüzdeki yıllarda yine Türkiye'ye sporcu inşallah olacaktır. Önderi hatırlıyorum 90'lı yıllarda evet. Önder. İlk giden sporcularımızdandı. Daha sonra işte buna Dilek, Zehra ve daha fazla İngiltere'de oynayan oyuncularımız var. Evet. Bu süreçte şu an milli takım seviyesinde de ne kadar da istediğimiz tempoda olmasa da söylüyoruz. Gerçekten şu anda var ama. Şu anda Türkiye liglerinde oynayabilecek bir iki sporcumuz var. Buna dahası da eklenecektir diye düşünüyorum. Evet. Sadece işte az önce Cemre de bahsetti. O düşünce yapısına erişmeleri lazım. O şekilde hayatlarını devam ettirmeleri lazım ki daha ileriye gidebilsinler. Evet, Cemre programın başında biraz değinmiştin, bahsetmiştik, konuşmuştuk ama bu ülkede, kendi ülkende kadın futbolcu olmak nasıl bir şey? Aslında gurur verici bir şey. Yani tamam ön yargı olarak bahsettik ama aslında destekleyen de birçok insan var yani. Ben herhangi bir yere gittim, daha sizin final maçınız vardı, gördüm. Mesela biz kendi aramızda da yani gençlik gücünden Mausa Spor Akademisi şu an final maçı oynadı geçen sezonda. Kendi aramızda bile bunun esprisini yaparız. Aa, böyle fark oldu, yok öyle oldu. Yani bu diyaloglar döner kendi aramızda da. Ve yani güzel bir şey, üniversitede derse girerek, derse girdiğimizde izlediydim maçını der hocam. Yani bu aslında bir nevi gurur verici. İşte kötü yanlarımızla değil, yani futbolda bu olur. Kavgadır, hakem atışmalardır. O kötü yanlarımızdan değil de aslında başarımızla veya o sahada dik durmamızla anılmamız aslında gurur verici bir şey. Sen bu gelişimi nasıl görüyorsun? Biraz bahsettin, değindik. İşte 2018'de ilk Satmi maçımız vardı. Milli maç. 2-1 miydi Serhat Hocam sonucu? Yok, 5-1. 5-1 miydi? 5-1'e gelmiş miydi? Geldi. Geldik. Arada gol daha varmış. Ben 2-1'de kalmışım. Evet. Mücadele ama anlamında çok mücadeleci bir maçtı ama odaklanmamıştık o gün. Evet, aynen öyle. Duygunun kısa sürede toplandıydık. Yani bunu halen biz tabii ki kadın futbolu diyoruz ama erkek futbolunda da bir açlığı vardır. Buna ihtiyaç vardır. Hı-hı. Sadece ligler vardır. Organizasyon vardır ülkemizde. En önde gelen, en popüler dal olmasına rağmen spor halen istediği futbol istenilen noktada değildir. Yani açılım noktasında sadece içteki mücadelenin dışında yurt dışında müsabakalar yapılması noktasında aslında kadınlar yavaş yavaş yetişmiş de geriden gelmelerine rağmen ve işte bir Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Tabii ki Konifa Enfport heyecanı yaşanmıştı ülkemizde de ve görmüştük de o milli duygunun, o tribünlerin ilk günlerdeki o boş tribünlerin ilerleyen günlerde nasıl arttığını ve ülkede bizim de böyle bir açlığımız var. Yani ülke evet. insanlığında böyle Kesinlikle. Bir açlığı var. Sporcular olarak sizin açınızdan durum farklı ama ülke insanı açısından çok daha farklı bir olay var. Milli ülke takımı bir mücadele veriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz peki? Önce Serhat Hoca, önce sizden başlayalım sonra Cemre ile. Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu bizim ülkemizin, ülke insanımızın büyük bir problemi. Yani sadece futbol anlamında değil, spor anlamında, kültürel anlamda, sanatsal anlamda biz maalesef dışla temasımız kesik. O yüzden böyle organizasyonlar bizim sporcularımıza ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi konusunda çok önemli bir nokta. Ve bu yüzden bu tür organizasyonların devamı, işte alttan gelecek olan çocukların evet. O bilinçle yetişmesi yani noktasında gerçekten de yetişmesi noktasında çok önemlidir. Evet. 2018 ve 2024'ü kıyaslayacak olursak ben kendi adıma söyleyeyim bir antrenör gözüyle. Hı hı. Mücadele anlamında futbolun sahadaki performansı açısından şu an 2018'den daha geride olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu bizim bu Haziran ayına kadar yapacağımız çalışmalarla inşallah o seviyeleri hatta daha yukarılarına çıkmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi liglerdeki mücadele eden takımların antrenman sayılarının artması artı işte bu
yaklaşacak olan final periyotlarının gelmesiyle olabilir. Belki sporcularının, takımların performanslarının daha yukarı çıkacağını da umuyorum ve düşünüyorum. Eminim ki hocalarımız da bu konuda bir planlama yapmışlardır ve ona göre çalışma programlarını yapacaklar. Evet. Bence daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünürüm. Hedefimiz işte az önce Cemre de bahsetti. Haziran ayında Norveç'teki organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Evet. Ama bu bir sonuç olmayacak bizim için. Bu bizim için bir ilk adımdır. Başla. Bundan sonraki organizasyonlar için biz aslında hazırlık yapmamız lazım. Çünkü birçok insan için daha Haziran'a çok var demelerine rağmen aslında biz Haziran'a kadar haftada bir antrenman olarak düşünürsek ancak bizim yapacağımız 12 antrenmandır. Hani haftada bir antrenmanla. O yüzden hani çok uzun bir süremiz yok. Aslında bizim için çok kısa bir süre. İşte bir bakın Türkiye'deki ya da işte Avrupa'daki milli takım takvimleri bellidir. Ve kaç dönem önceden o şampiyona hazırlanmak için çeşitli maçlar, organizasyonlar yapılır. Aynen. Bizim için uzun da görülmüş olsa bile bizim için çok kısa bir süre. Evet. Ve bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ülke istiyoruz. Çok ciddi dezavantajlara sahibiz. Az önce yine Cemre de söylemişti. Ben örneğin bazı üst geçmişi daha uzun olan ülkede kulüplerin takımlarının daha kolay antrenman fırsatı var. Simay Hanım da değindi. Sporcularımız arasında farklılıklar oluyor bazı imkanlar noktasında demişti. Tabii ki tesis olmayışı, süreklilik, devamlılık tabii ki başladık. Her şey daha yeni yeni bir düzene girmeye başlıyor. İlerleyecek inşallah. Temsiliyet çok çok önemli. Her şeyden önce bu kadar imkansızlıkların içinden çıkıp yurt dışına gideceksiniz, müsabakalar oynayacaksınız farklı ülkelerle. Samyi maçı da öyleydi aslında. Skordan çok sahadaki mücadele ve yabancı bir ülkeden gelen takım rakiplerle, sporcularla, yabancı bir kültürle yaşadığınız tecrübeydi ilk milli oluşturulan o dönem. Şimdi de tabii ki Norveç'teki Konifa Dünya Kupası da bizim kadın milli takım için bir ilk olacak. Onun getirisi önemli, temsiliyet önemli. Çünkü oraya sizin de az önce değindiniz, takım olmak, öncelikle bir sporcu olmak, bunun sorumluluğunu taşımak. Bu konuda biz sporcularımıza eğitim veriyoruz, destek oluyoruz, önlerini açmak için diyorsunuz. Bu çalışmalar çok değerli başlangıç olarak ama dediğiniz gibi umarız Konifa Dünya Kupası'nda da tabii ki eminiz takım olarak çok iyi bir temsiliyet olacaktır. Orada duruş olarak her şeyden önce yurt dışına gidişle. Yani Norveç'e gitmek düşünün. Biz Türkiye'yi konuşmuyoruz. Norveç'e gitmeyi konuşuyoruz. Evet. Çok daha farklı bir durum değil midir? Evet, Cemre? Evet. O zaman işler biraz daha yavaş yavaş inşallah ileri giderek değişecektir ve daha çok organizasyona katılma şansımız olacaktır. Orada herhalde ayrı ayrı temaslar da yapılacak. Mutlaka. Federasyon mutlaka. Olarak siz değerli teknik ekip olarak sizlerin de orada görüşmeleri olacaktır. Kapanışa yaklaşıyoruz. Son 1-2 dakika var Cemre. Süratle ne söylemek istersin kapanışta? Ne mesaj vermek istersin? Onları alalım sonra. Değerli hocamla kapanışı yapalım. Aslında 2018'deki Samyi maçına baktığımızda ben skoru yani inanabilirsiniz şu an öğrendim diyebilirim. Yani öz eleştiri olsun. Ya, sonuç önemli değil de onu diyordum. Evet, yani odaklanmamıştık çünkü o gün. Evet aslında o kadar bir güzel mücadele vardı ki evet. Tüm taraftarın tek söylediği böyle oynayın canımızı alın dikkat olayı vardı. Dikkat çekim noktada oydu. Kesinlikle sahada iyi bir mücadele vardı. Evet. O yüzden biz skora o kadar odaklanmadık aslında. Ki takım o dönemdeki takım bile mutlu ayrıldı sahadan. Ki baktığınızda 5-1'lik bir skordan kim mutlu ayrılır? Evet. Ama o kadar bir güzel mücadele vardı ki seyir zevki de yüksekti. Benim inancım tamdır. Norveç'e kemik kadromuzda işte ablalarımız var, Dilek ablalar. Onlar dahil olduğunda da çok iyi bir başarı sergileyeceğimize, yani mücadele anlamında skor açısını şu anda size söyleyemem. Yani onun öngörüsünü alamam. Ama çok iyi bir
aile olacağımıza ve muhteşem bir başarı göstereceğimize inancım tamdır. Çünkü şu an herkes milli takımda olduğunun adaptesine girdi. Yavaş yavaş yani maçtan sonra. Yok. Evet. O ciddiyet, o ciddi ortam oluşturacak. O zaman ön yargılı olmasın kimse. O mücadelemiz orada çok iyi verilecek. Bayrağın hakkı. Çok teşekkürler. Alınacak. Serhat Hoca tamamladık ama muhakkak bir final cümlesi almak istiyorum. Çok kısa söyleyeyim. Bizim için dediğimiz gibi bu organizasyon bir hedef değil. Bu organizasyona katılmak önemli. Bundan sonraki süreç önemli. Sürekliliği. Evet. Ve biz bunu sağlayabilmek için dediğimiz gibi altyapılara önem veriyoruz. 16 milli takımının oluşması için çalışmalara başladık. Bu bizim kadın futbolunun geleceği açısından da güzel bir haber önemli bir nokta. Bu konuda da hem kulüplerimizin hem sporcularımızın alttan gelen çocuklarımızın artık bir hedefi olduğunun göstergesidir. Bu da bizim adımıza, kadın futbolunun gelişimi adına önemli bir detaydır diye söyleyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Organizasyon öncesinde mutlaka burada buluşacağız hocam yine. İnşallah. Simay Hanım'la da Federasyon Kadın Futbolu sorumlusu olarak muhakkak konuşacağız. Umarım o güne kadar artan destekle sizler üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu organizasyonu hazırlıklarını sürdürüyor. Ama desteğin gelmesi çok çok önemli. Bunun sporculara getireceği moral ve motivasyon ciddi anlamda önem taşır. Kesinlikle. Çok teşekkürler Serhat Deniz, Cemre Kara. Milli takımı, kırmızı beyazlı milli takımımızı temsil ettin. Onlar adına konuştun aynı zamanda bugün. Herkese sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Sizler vasıtasıyla. Değerli izleyenler, tamamladık. Önümüzdeki hafta akışta bir değişiklik olmaması halinde aynı saatte burada olacağız, bekliyoruz. Her hafta olduğu gibi sevgi ve saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Dünya Barış Üniversitesi Spor Gündemi programını sundu.